Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni ders videomuzda ehliyet çıkmış sınav sorularının hızlı bir tekrarını yapacağız. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. B. Yakınları geldikten sonra. C. Hayati tehlikesine karşı önlem alındıktan sonra. D. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. Cevabınızı bakalım. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? Hayati tehlikesine karşı önlem alındıktan sonra. İkinci sorumuzda otomatik vitesli araçları çalıştırmak için vites hangi konumda olmalıdır? Çalıştırmadan önce nedir arkadaşlar? P konumunda olmalıdır, yani park. R neydi? Geri. D ileri. N boş. P de park. Üçüncü sorumuzda motorlu bisiklet veya motosiklet kullanan sürücülerin hangisini yapması yasaktır? A. Başlık kullanması. B. Hız kurallarına uyması. C. Elde bir şeyler taşınması. D. Gözlük kullanması. Cevabımız elde bir şeyler taşınması yasaktır. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerlerin araç üzerindeki etkilerinden biridir? A. Motor yağına su karışması. B. Manifoldlardan kaçakların oluşması. C. Motorun hararet yapması. D. Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Balans ayarı dediğimiz zaman lastiklere yapılır arkadaşlar. Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Beşinci sorumuzda araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur? A. Motorun gücü azalır. B. Motorun gücü artar. C. Motor az yağ yakar. D. Motor çok yağ yakar. Hava filtresi kirli ise motorun gücü azalır. Altıncı sorumuzda sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullanıldığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. 6 ay hapis cezası verilir. B. Süresiz araç kullanmaktan men edilir. C. Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılamaz. D. İdari para cezası verilir. Cevabımız idari para cezası verilir. 7. sorumuzda trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre direksiyon başındayken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir? Değildir'in altı çizili. A. Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması. B. Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergahların seçilmesi. C. Evde cep telefonuyla konuşulması. D. Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması. Cevabımız tabii ki elde cep telefonuyla konuşulması. 8. sorumuzda delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? A. Bacaklar karna doğru bükülü sırt üstü yatış. B. Yan yatış. C. Baş yanda yarı yüz üstü yatış. D. Bacaklar yerden 30 santimetre yükseklikte sırt üstü yatış. Delici karın yaralanmalarında kazazedeler bacaklar karna doğru bükülü sırt üstü yatış pozisyonunda olmalıdır. 9. sorumuzda bebeklerde tam tıkanma durumunda bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına nokta nokta kez el bileğinin iç kısmı ile hafifçe vurulur. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A3, B5, C6, D7. Cevabımız 5. 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar? Cevabımız termostat. Diğer şıkları da görelim. Vantilatör, hararet göstergesi, radyatör ve termostattı. 11. sorumuzda sürücülerin aşağıda verilen davranışlardan hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir? Azaltacak kısmının altı çizili. A. Araçların bakımının zamanında yaptırmaları. B. Araç hızına uygun viteste seyretmeleri. C. Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları.
D. Araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmaları. Çevre kirliliğini arttıracak yani ön olan araçlarını gereksiz yere çalışır halde tutmalarıdır. 12. sorumuzda araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? Sigorta, ampul, buji, soket. Cevabımız sigorta. 13. sorumuzda beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir? Geçicinin altı çizili. Bayılma, şok, koma, kansızlık. Geçici dediğimiz için bayılma. 14. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? A. Dilin geriye kaçması. B. Baş çene pozisyonu verilmesi. C. Çenenin kasılması. D. Vücudun kasılması. Cevabımız dilin geriye kaçması. 15. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir? A. Bijon somunlarının gevşemesi. B. Jantın eğilmesi. C. Sürüş konforunun azalması. D. Fren hidroliğinin azalması. Cevabımız sürüş konforunun azalması. Lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda olur. Akü, başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır? A. Eksi kutup şasi ile. B. Artı kutup şasi ile. C. Eksi kutup artı kutupla. Artı kutup eksi kutupla. D. Artı kutup artı kutupla. Eksi kutup da eksi kutupla. Nasıl bağlanır? Artı kutup artı kutupla. Eksi kutup da eksi kutupla bağlanır arkadaşlar. 17. sorumuzda araç üzerine bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Yakıt deposundaki yakıt seviyesi. B. Motordaki yağ seviyesi. C. Sigorta panelindeki ilgili sigorta. D. Ateşleme sistemindeki ilgili buji. Cevabımız sigorta panelindeki ilgili sigorta. 18. sorumuzda aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometre olmalıdır? 80, 90, 100 ve 120. Cevabımız 100 olmalıdır. Otobüslerin otoyoldaki azami hızı. 19. sorumuzda bilinci kapalı solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmadır? Cevabımız rentek manevrası. 20. sorumuzda motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır? Motor yağı, saf su, antifriz, fren hidroliği. Donmaması için antifriz konur arkadaşlar. Ve dersimizin sonuna geldik. Diğer ders videolarını oynatma listesine ekleyeceğim. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.